Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün şeyden bahsetmek istiyorum size. Birazcık videografi ile ilgili. Çekmek tabii ki doğru pozlama vesaire ama log çekmenin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Ve log çekim sonrasında da düzeltme dediğimiz aslında grading kelimesi kullanılır. Grading ne demek biliyor musunuz? Seviyelemek demek. Nedir? İşte highlight ve shadow seviyelerini yerine getirmek. Sonra işte mavi, kırmızı ve yeşilin renk seviyelerini yerine getirmek. Dolayısıyla bunların hepsine grading deniyor. Öncesinde color correction vardır ama sonradan da color grading vardır. Şimdi sizlerle beraber bir Final Cut Pro'da bunları göstereceğim için Final Cut Pro'da bir çekim ayarladım. Ve sizlerle beraber farklı düzeltme şekillerini inceleyeceğiz. Kafanız karışmasın. Deneme yanılma yoluyla bunları kendi kendinize de çözebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Hadi gelin başlayalım. O zaman ne yapalım? Gözlüğümüzü takalım. Biliyorsunuz sevgili dostlar, Fuji filmin sayfasına zaten Fuji filmin F-loglarıyla ilgili Eterna lotları var. Onları zaten download ediyorsunuz ve kuruyorsunuz. Ondan sonra iş kolaylaşıyor. Custom Note'a geliyorsunuz Color'dan. Bunu okeyledikten sonra şurada yukarıdan bir LUT seçiyorsunuz. Burada iki türlüsünü seçebilirsiniz. Daha yumuşak bir renk seçebilirsiniz ya da ben biraz daha hazır olanı tercih ediyorum. Şimdi bu hazır, bu haliyle eğer aşağıya bakarsanız gerek waveform, gerek vektroskoplara, gerek luma range'lerine bunun yeterli olmadığını göreceksiniz. Hala bir takım düzeltmeler gerektiriyor. Bu düzeltmeleri doğrudan doğruya buradan yapabilirsiniz. Gelirsiniz Color Wheel'e. Color Wheel'de önce şu 100 derecesine highlight'ı çıkartırsınız. İlla 100'e ulaşmak zorunda değilsiniz. 75'in üstü. Gökyüzünüzün parlaklığı, yaptığınız pozlama doğrultusunda da ayarlayabilirsiniz. Burada da biraz gölgeyi de aşağı bir parça indirmemiz gerekiyor. O da sıfıra yakın bir yere gelmesi gerekiyor. Sonra resme bakarak biraz mid-tone, mid-tone dediğimiz orta tonları da biraz aşağı ya da yukarı tercih edebilirsiniz ki ben burada çok az bir şey aşağıya tercih edeceğim. Şimdi buradaki renkler benim hoşuma gitmedi. O zaman ne yapacağız? Renkleri de düzeltebiliriz. Renkleri de farklı şekillerde düzeltebilirsiniz. Buradan tekrar açarsınız ve Color Curve'e gelirsiniz. Color Curve'deki en büyük avantajlardan bir tanesi şuradaki Luma Curve'ünden bildiğimiz klasik S-Curve yok mu şeyde yaptığımız, fotoğraflarda da yaptığımız. Onu bir parça kontrast vermek için S-Curve yaratırsınız. Şimdi burada benim sıkıntım iki tane ana renkte. Bir tanesi yeşilde. Bu yeşil bana çok yeşil ve çok yapay geldi. Dolayısıyla bunu ortadan yakalarsanız eğer rengi, yukarı çıkartırsanız daha yeşile gittiğini, aşağı doğru çekerseniz biraz daha doğala çektiğinizi göreceksiniz. Şöyle az bir dokunuş gerektiriyor. Burayla da işimiz bittikten sonra color correction'ımızı tekrar bakacağız. Buradan waveform'umuza. Mavinin biraz fazla yukarı çıktığını, dolayısıyla da tekrar wheel'den highlight'ımızı bir parçacık daha aşağı çekebileceğimizi görüyoruz. Az bir gıdım daha. Şimdi bunları gerçekleştirdikten sonra bir şey daha yapabiliriz. O da yine color curve'den bu sefer burada renk hue'larını değiştirebiliriz. Yani tonlarını değiştirebiliriz. Burası biliyorsunuz artırır ya da eksiltir. Burası satürasyondur. Burası da dengedir. Yani shadow'u aşağı yukarı çekersiniz. Mid-tone aşağı yukarı veya da global olarak buradan arzu ederseniz bir parça şeyi bile artırabilirsiniz. Pozlamanızı bile artırabilirsiniz ki ben burada çok gıdım bir şey artırdım. Öyle çok fazla bir şey artırmaya gerek yok. Waveform'umuzu takip edelim. Hiç artırmayalım. Gayet güzel şu andaki görüntü. Ama ben renkleri hala düzeltmek istiyorum.
Renkler hala benim hoşuma gitmiyor. Nerede gitmiyor benim hoşuma? Özellikle gölgede. Ya da genel olarak bu soğuk olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu soğukluğu buradan temperature'dan de düzeltebilirsiniz. Biraz daha sıcak ısıtabilirsiniz. Ya da doğrudan doğruya globalden de düzeltebilirsiniz. Globalden şu ortadan bütün renklerinizi arzu ettiğiniz gibi bir parça daha kırmızıya yukarı doğru çaldırırsanız eğer, mesela şurada komple değişti. Color wheel öncesi ve sonrasına bakalım, gördüğünüz gibi renk fark etti. Gördünüz mü? Tamam. Bunu aynı şekilde shadow'larda da yapabilirsiniz. Shadow'larda da bir parça, yok çok fazla değil, şöyle bir parça daha onu biraz daha magenta'ya doğru, az bir şey, çok fazla değil, magenta'ya çevirebilir. Highlight'ınızı da bu sefer maviye doğru artırabilirsiniz ki dengeyi bulmuş olursunuz sevgili dostlar. Bu yollardan bir tanesi, unutmayalım. Her zaman neyimizi kontrol edeceğiz? Burayı kontrol edeceğiz. Burada da highlight bir parçacık daha aşağı indirmek gerekiyor sevgili dostlar ki dengeyi bulalım. Şimdi bunu tekrar aşağı indirelim. Ve ana yerimize gelelim. Bütün efektleri kaldıralım. Yani log çekimimiz color correction ve color grading'den önce ve sonra. İşte sinematik çekimde gördüğünüz gibi bu şekilde düzeltiliyor sevgili dostlar. Bir şekil daha var. Şimdi bunu ne yapalım? Bunu bir silelim. Bir de daha çok kolay bir biçimde pluginler sayesinde yapabilirsiniz. Gerçi bunu ben size daha sonra gösterecektim ama bugün bir ufak bir iştahını vereyim. Burada Cinema Grade adında bir plugin var. Yani diğer pluginlere oranla oldukça alınabilir rakamlarda. 60 küsür dolarlardan başlıyor. Bunun üzerine getirdiğiniz zaman burada bir Cinema Grade seçeneği açıldığını göreceksiniz. Ve buradan da Open Control dediğiniz zaman önünüze kocaman bir plugin açılıyor. Bunu iki türlü düzeltebiliyorsunuz. Arzu ederseniz buradan doğrudan doğruya fotoğraf düzeltir gibi. Ki bu çok büyük bir avantaj. İşte exposure'ı bir parça artırabiliriz. Highlight'ı hep aşağıyı kontrol etmeyi unutmayın lütfen. Aşağıdan shadow'u indirebiliriz aşağıya, sıfırlara kadar getirebiliriz. Midtone'u bir parça aşağı indirebiliriz. Kontrastımızı bir parça artırabiliriz. Bu kontrast pivot'u yani ister koyulaştırabiliriz, ister koyulaştırabilir, ister açabiliriz. Ki burada ben bir parça böyle de. Buradan rengimizi bir parça ısıtabiliriz. Bütün bunları yaptıktan sonra da çok güzel bir özelliği var bu, tabii bu plugin'in. Buradan da yapabilirsiniz ya da reset all dersiniz ve buradan ayarlarsınız. Bu sefer doğrudan doğruya istediğiniz bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Burada light nedir abicim? Luma'dır. Mesela buradan highlight'ı düzeltip buradan da koyu bir yerden de shadow'ları aşağı indirirsiniz. Buradan doğrudan doğruya kontrasta gelirsiniz. Kontrastınızı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Artırırken dikkatli artırın. Gereksiz yere parlaklıklar vermeyin sağa sola. Buradan kelvininizi artırabilirsiniz. Yani ne demiştik? Renk ısınızı düzeltebilirsiniz. Buradan satürasyonu bir parça artırmak istiyorsanız artırabilirsiniz. Mesela diyelim ki burada yeşili biraz artırmak istedim. Yeşili şurayı artırayım. Evet, renklerimizi bir parça artırdık. Buradan da isterseniz bazı bölümlerin hue'larını değiştirebilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz gibi hue'yu düzeltebiliyorsunuz. Satürasyonu ve luma'yı düzeltebiliyorsunuz. Ama bu özellikle hue için çok güzel. Şurada bir rengi tercih edip o rengi ya daha yeşile ya da biraz daha şöyle tatlı bir, daha doğal bir çim rengine getirirsiniz. Bunlar bittikten sonra da shot matching, tabii tek bir çekim değil ama benzer çekimleri yan yana getirdiğiniz zaman bir tane ana seçim yapıp hepsini birbirine uydurabiliyorsunuz. Ama en güzel tarafı final grading dediğimiz bölüm. Bu da sol taraftarda lux ve lut olarak var. Lux açtığımız zaman burada dünya kadar size bitmiş grading seçenekleri var.
İsterseniz 3 striple bu şekilde bir renk yakalarsınız. İsterseniz 70'leri, isterseniz 80'leri, isterseniz böyle bleach bypass dediğimiz o şeyi, Brooklyn diye bir seçenek var. Seçenekler çok fazla gördüğünüz gibi. Ama biz ne yapalım? Mesela ben bugün emülsiyonu seçeyim. O şey havasından çıkmak istemiyorum. Accept diyeceğiz. Bunların hepsini apply diyeceğiz. Bitireceğiz ve burayı kapatacağız. Sevgili dostlar, tek harekette ve tek bir pluginle hem LUT'ı uyguladık, hem düzeltmeleri yaptık ve gördüğünüz gibi buradan buraya geldi. Şimdi bunların hepsi seçenek. Bunun üzerinde de oynama yapabilirsiniz arzu ederseniz. Mesela gelip buradan Color Wheel'den bu tabii şeyinizi waveform'unuzda kontrol ederek ki şu anda oldukça iyi. Mavimizi mesela bir parça artırabiliriz highlight'ta. Bakalım mavi neredeymiş? Mavi buradaymış. Highlight'taki mavi bir parça şöyle artırabiliriz. Değil mi? Yeşili çünkü sarıya doğru kısmıştık. Ondan sonra da bunun üzerine bir parça da highlight'ımızı buradan aşağı çekebiliriz. Yani düzeltmeler bitmiyor gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bu da ikinci şekil. Bu programın adı da Cinema Grade. Yani bunu gösterirken herhangi bir sponsorluk falan altına göstermiyorum. Onu da bilmenizde fayda var sevgili dostlar. Ve bu şekilde yapılıyor. Şimdi her ikisi de gayet güzel. Birkaç grading yaptık. Onları da ben size bir göstereyim. Evet sevgili dostlar, bugünkü içeriğimiz renklendirmeyle ve gradingle ilgiliydi. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım değer katmıştır sizlere. Daha fazla bilgi istiyorsanız ya da sormak istediğiniz bir takım şeyler varsa lütfen çekinmeyin. Yorumlara sorularınızı iletin. Bildiğim kadarıyla ve elimden geldiği kadarıyla hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer size değer kattığını düşünüyorsanız bu içerik için lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu içerikleri daha geniş kitlelere daha süratli bir biçimde ulaştıralım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Vallahi söyleyeceklerim şöyle bitsin. Huzur ile kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç, fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.